Orijinali bu. Yani. Yani karın yağmasını bekledi, finale bekledi. O gün de çarı yırttık. Ayaklar üşüdü. Ayta. Seyra'cığım, biliyorsun herkese kalkıyorum. Yani hiçbir sorun, küçücük bir şey olsa bile gene de kalkıyorum ama... Bugün kalkmasaydım, sana kalkmasaydım senin şarkıcılığını inkar etmiş olurdum. Kalkmayan her jüri üyesi de senin şarkıcılığını inkar etti. Bence neden seni şarkıcı olarak görmüyorlar onu anlatmalılar sana. Bu yorumu neden beğenmediklerini değil, seni neden şarkıcı olarak görmediklerini anlatmaları lazım. Teşekkür ederim. Evet, onlar da çok tatlılar, inanılmazlar ama sana da kalkmaları gerekiyordu bence. Yanı başında biz kalkmadık. Kalbim kırıldı şu an. Aşk olsun. Niye kalbim kırıldı? Gerçekten kalbim yani, kırıldı. Kızcağız illa ben birisini... Ben asla senin şarkıcılığını ya da performansını yatsıyamam, reddedemem. Asla, haşa yani, öyle bir şey yok. Sadece burada adil davranmaya çalışıyoruz. Performanslar izliyoruz ve bir şey, bir puan veriyoruz. O da kendimizce nevi şahsına münasır fikirlerimiz var. Senin zaten tarzın, çizgin çok belli. Bugün burada bu şarkıyı söylerken de gerçekten dolaştığın yerleri daha fazla hissetmeyi bekledim. Dürüstçe yorumum bu. Yani bugüne kadar hayatında hiç rock belki de söylememiş, denemiş ama söylememiş Eftelya. Senden işte bir önce bir performans sergilediğinde ister istemez bunun üzerinden değerlendiriyorum. Ve dedim ki yani hani evet, onun dolaşabildiği yerler belki senin çok emin adımlarla, çok güvenerek... Güvenli sularda gezdiğin yerlerde ama bu sana o özgüven belki de başka bir rahatlık getirdi. O rahatlıkta senin ne bileyim sanki böyle gezinmeni ve bize daha fazla bir haz sağlamanı mı engelledi bilmiyorum. Bu benim için geçerli tabii ki. Hissettiğim bu. Asla yatsıyamam şarkıcılığını. Muhteşemsin. Ama şu üçlüye baktığım zaman... Evet, gerçekten. Bir sen çıkmadan önce Ferman'a dedim ki belki 90'larda gezecek. Çünkü yani 84, 85, 86. Hani bir öncesi bir sonrası değil. Belki dedim yani kadın uçacak, coşacak ve 90'larda bütün sıralamayı değiştirecek. Hani öyle bir şey de olabilirdi. Çünkü kapasiten var. Ama böyle olduysa da bir sebebi var diye düşünüyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Çok, çok sevgili bir insansın. Çok sağ ol. Teşekkürler. Sevgili Ferman. Uzun ince de bence daha gerçektin. Çünkü orada rockçı Serra bir risk alarak uzun ince bir yoldayımı sanki böyle uluslararası bir festivalde çalarmışçasına, söylermişçesine söyledi. Ben orada daha çok heyecanlandım. Burada o gerçekliği alamadım. Sanki hani Skyfall'u Adele'den daha güçlü ya da daha düzgün, daha doğru nasıl söylerim gibi bir gerçek dışı bir hissiyat. Ben de bunu sesini tartışmıyorum. Çok güçlü, çok güzel bir sesin var ama daha fazla riskler alsan sanki çok daha fazla heyecan verirmişsin gibi hissediyorum. Teşekkürler. Gülçin. Serra benim favorilerimden biriydi. O yüzden kalkmasaydım uyuyamazdım herhalde. Onun dışında bence her şarkıcının oyuncakları vardır. Nüanslar ve sesiyle yapabildiği her şey. Bence çok tarzı olan oturmuş bir tarzı olan bir şarkıcı ve sesiyle birçok hareket yapabiliyor, birçok nüans yapabiliyor. Bunlar onun çok büyük artıları. O yüzden kalktım. Teşekkürler. Ve kendi gibi söyledi bunun yanında. Sağ ol. Özge. Takip ettiğim kadarıyla sen zaten Türkiye'ye kazanılmış birisin. Çünkü İstanbul gibi kozmopolit bir şehirde, çok kozmopolit ilçelerde kendi performansları, konserleri olan birisin. O anlamda 6 kişide bir olduğun için zaten birinci olarak ayrılmanın tadı, keyfi tabii ki çok farklıdır ama sadece bence bir araba farkı var ve ben o arabanın açıkçası Sivere'ye gitmesini istiyorum. O yüzden kalkmadım. Evet, diğer yarışmacılarımızı da korumak istiyor aslında. Jürimizin sevdiği favori yarışmacıları var. Ve onları korumak istiyorlar. İkizlerden Didem. Benimle söyle yarışmasıyla birlikte
Türkiye yeni bir döneme başlıyor diye düşünüyorum. Şöyle bir döneme başlıyor. Artık bir oktav pop müzik yapılmayacak bu Türkiye'de. Artık daha kaliteli sesler şarkı söyleyecek. Ve bu Türkiye daha güzel sesleri, daha büyük sesleri ve daha geniş sesleri dinleye dinleye güzel şarkı söyleyen seslerle popa devam edecek. Ben bunun için çok mutluyum. Gerçekten benimle söyle yarışması bunu bence Türkiye'ye kazandırdı. Ben bütün jüri üyeleri çok alkışlıyorum. Aynı zamanda bu güzel insanları çok alkışlıyorum. Forte bağırmak, Türkiye'de şöyle bir şey var. Her diyafram sesiyle söyleyenlere çok bağırıyorsun diye bir eleştiri geliyor. Buna da bir şey söylemek istiyorum. O forte demek ama force etmek bağırmak demek. Force eden sesleri tabii ki biz de istemeyiz ama bazı arkadaşlarımız, özellikle Eftalya, daha henüz mikrofonu kullanmayı bilmediği için forte'yi force etmiş gibi duyuldu. Ben hepsini ayakta alkışlıyorum. Gerçekten bence sizin burada hepiniz birincisiniz benim için. Türkiye'ye çok güzel şeyler kattığımıza inanıyorum. Bu jüri üyesini, gerçekten üyelerini alkışlıyorum, ayakta alkışlıyorum. Niki. Allah. Ay. Yani Serracığım, şunu unutma. Çok nadir yarışmacımıza kalktı sevgili Niki. O yüzden o özel bir jüri üyesi. Ve yorumlarını çok merak ediyorum Niki. Bence hiçbir jüri, hiç kimse seni onaylayacak yeterli kapasitede değil. Zaten hiçbir yerden onay bekleme, onu demek istiyorum yani. Hepimizi gömdü, ne güzel. Gömmedim. Doğruyu söylüyorum. Hiç kimsenin onayına ihtiyacın yok. Çünkü zaten abimi olan, piyasada olan bir insansın. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. O mikrofonu bana uzatışın neydi? Kafama atsaydın. Bu ne bu? Bakmadan veriyor. Oraya mı çıkayım? Gel yanıma. Elimi tut. Ay vallahi yıkılıyor. Huysuz. Evet, huysuzumuzu da sevdikten sonra şimdi sevgili Serra. Sen hayatın boyunca bu sesle kaybedemezsin zaten. Sen çok değerli bir sessin. Her zaman sahnelerde kalmalısın. Bu sefer olmadı. Ama yolun şansın açık olsun. Seni seviyoruz. Ben de sizlerle tanıştığım için çok teşekkür ederim. İyi ki gelmişim diyorum. Çoğu jüri üyesinin dediği gibi benim bir albümüm var. Sahnelere çok fazla çıkıyorum. Sayısız üniversitenin sayısız festivallerinde sahne aldım, evet. Ama şu kıstası da unutmayın. Benim bir eğitimim yok. Ben bunu kendi emeğimle yaptım. Kendim didindim. 5 kuruş para biriktirdiysem stüdyoya gittim, bunun parasını kendim verdim. Klip çektiğimde harçlıklarımı biriktirip öyle klip çektim. Burada oturan arkadaşlarım, eleştirmiyorum, hepsi çok başarılı sesler. Ama konservatuarlı insanlar da var, eğitimli insanlar da var. Bu iki kıstası ayırın bence. Önemli olan bence sahneye çıkmak değil. Ben alaylı bir müzisyenim ve o yüzden bu şekilde şarkı söylüyorum. Beni takdir edip buraya getirdiğiniz için de tekrar da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler Serra. Seni alkışlarla uğurluyoruz. Bu kara yazı. Evet, bakalım benimle söylenin birincisi kim olacak? Bakalım Eftelya kaç jüri üyesini ayağa kaldırabildi? Bakalım Dila kaç jüri üyesini ayağa kaldırabilmiş? Birazdan Uğur'un puanını açıklayacağım. Bakalım benimle söylenin birincisi kim olacak? Evet, geriye sadece 3 yarışmacımız kaldı ve birazdan onlar bize yeni bir performans sergileyecekler. Ama öncesinde yine küçük bir mola vereceğiz. Çünkü jürimiz sahneye gelecek. Bunlar kimler mi? Sevgili Ahmet Güvenç, Gür Akat ve Melihat Gülses. (Gülüyor)
Sizleri bu sahnede görmek gerçekten bizler için çok heyecan verici. Melahat ablacığım, bize ne söyleyeceksiniz? Size bugün Hacı Arif Bey'in Kürdili Cazkar makamında bir eserini okuyacağız. Bugün böyle bir hep ters köşe yapıyor yarışmacılar. Biz de bir ters köşe yapalım istedik. Gülpembe okuyacağız. Vay. Sevgili Ahmet Güvenç'in... Ahmet abinin bestesi değil mi? Ahmet abicim, sizin besteniz. Evet. Muhteşem. Okumamız için sakın çalı mı? Ne güzel işte. Hep beraber söyleyeceğiz. Çok güzel olacak. Evet, bizler için de dinlemesi çok keyifli olacak. O zaman ben sizi sahnede yalnız bırakıyorum efendim. Teşekkürler. Birlikte söyleyelim. İnsanın içini titretmesi gerektiğini hissediyorum. Evet, can kırıkları söyler, biz dinlerdik Gülpembe. Sen gelince bahar gelir Gülpembe, dereler var hep. Sevinirdik Gültepe. Yüz yavrularına bir gün göçtüm gitti. Günahladık Gültepe. Bizim iller sessiz. Bizim iller sensiz. Olamadık Gülpembe. Dudağımda son bir türkü Gülpembe. Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe. Thank you.
Ne söylenilebilir ki bunun üzerine? İyi ki varsınız, muhteşemsiniz. Çok teşekkür ederiz. Hatalarım için affedin. İlk defa seslendirdiğim, ilk defa böyle bir ortamda ama muhteşemdiniz. Her türlü desteğiniz için sevgili orkestramıza da, Metin Bey'e de çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz tekrar efendim. İyi ki varsınız. Sizi alkışlarla yerinize alıyorum. Better save up, 'cause I need the man.
Harikaydınız efendim. Ne söylemek istersin büyük finalle ilgili Nebi? Bu programın içinde bu 100 kişiyle birlikte olduğum için çok mutluyum. Böyle güzel sesleri buraya kadar getirdiğimiz için de çok mutluyum. Bütün bu programlar boyunca şimdi biz burada da dans ettik ya hani. Bir koreografımız var İlke Hanım. Ona çok çok teşekkür ediyoruz burada efendim. Onun haricinde eğlendik hep beraber. Harikaydınız. Gülçin, sesine de bayılıyorum. Sahneye de seni çok yakıştırıyorum. Çok güzelsin. Sen de söylemek istersin büyük finalle ilgili. Teşekkür ederim öncelikle. Çok heyecanlı, kıran kırana her zamanki gibi Birce'nin söylediği gibi bir final oluyor. Ve ben de çok heyecanlıyım tabii ki. Burada olmak çok güzel. Size çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi yerinize alıyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Evet, şimdi üç yarışmacımızın bütün puanlarını sıfırlıyoruz. Ve onlardan yeni bir performans bekliyoruz. Bütün performansları izledikten sonra yarışmacılarımızın kaç jüri üyesini ayağa kaldırdığını öğreneceğiz. Sadece butonlara basmanız gerekli. Yani hiçbir renk değişmeyecek. Sadece sonucu bekleyeceğiz. Önce Eftelya, sahne senin. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım, o klasik fix. Tamam, seni jüriyle baş başa bırakıyorum. Şansın bol olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Videolardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.